Evet, yeniden bir aradayız arkadaşlar. Notoyz TV ile beraber PlayStation 5 Remastered edilmiş oyunlarımıza yine hızla devam ediyoruz. İşte onlardan biri olan Uncharted serisinin 4. serisi remake edilmiş ya da remastered edilmiş serisiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz ki Uncharted 4 ile Uncharted'ın kayıp miras oyunu tek pack'te remake edilmiş halde bulunmaktadır. İşte şu anda da ekranda da görüyorsunuz. Biz ise şu anda neyi seçeceğiz? Uncharted 4'teki bir hırsızın sonunda kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam chapter 9 demiştik. Yani bölüm 9 demiştik. Chapter 9. Evet. By the way, hazırsak, YouTube'a da abone olduysak no problem. So, menden var. Eli. Evet, bildiğiniz üzere YouTube'dan da bizi takip ettiğinizi düşünerek şunu belirtelim. Bu oyunda toplanılabilir ögeleri toplanmamaya gayret edeceğiz. Tamamen hikaye akışında yolumuza devam edeceğiz. Bu demek oluyor ki önümüze çıkmayan bir hazine varsa ilgilenmeyeceğiz. Çünkü PlayStation 4'te daha önce bunun işini en büyük detayla, en ince ayrıntısına kadar tamamlamıştık. Şimdi ne diyoruz? Ey hak ettiğini kanıtlayanlar! Evet, işte tam da ekrana düştü. Chapter 9, Those Who Prove of Thing. Şimdi, gidelim bakalım. Olay ne hocam? Sanırım bunlar beceremeyenler. Beceremeyenler, yeteneksiz bunlar. Thomas Tew bizi korkutmaya çalışıyor. Evet. Ama neyse ki biz bitkin hazine abi. Biz yer miyiz böyle şey ya? Neyse ki. Biz o kadar kuş muyuz değil mi? Hop. Oh no way. Diğerleri kadar güvenli gibi. Evet, güvenli güvenli. Hop! Bir dakika. Küçük bir detayı atlamışız. Şöyle atlasak daha iyi değil miymiş? Oho. Sakın aklının ucundan bile geçirme. Bir şey yok ya. Tabii canım, ne olabilir ki? Sulakta bir mekan. Yapılmaz. Kanun mu var ki zaten? Saçmalama. Gidelim. Fena değildi tabi. Kimle konuşursan. Oo, yine bu duvarlara mı yapışma olayları? Peki. Evet, duvarlara yapışma olayı. Zıpla yavrum. Zıpla. Yapıştır. İşte bu. Notoyz TV ile beraber Nathan bir başka. Onun uçsuz bucaksız yeteneği. Ne gelmiyor mu? Nasıl yani? Lan devam. Neden başka bir korsanı çağırsın? Niye çağırsın? Belki onun tayfası gibi görmüştür. He? Evet, tayfası belki gibi görmüştür. Kesin evet, öyledir. Belki Tüyü hazineyi çalmıştır. Ah ya, bu daha mantıklıydı. Yakında öğreneceğiz nasıl? Yakında öğreneceğiz. Şimdi buralarda hazine olsa da ne yapmayacağız? İlgilenmeyeceğiz. Yani çılgınlık tabii. By the way, gidelim. What is it? Oho! Resmen kendimizi tuzağa düşürdük. No way. En azından çukura falan düşmedik diye. Çukura düşmedik ama başka bir şeye düştük, ben sana söyleyeyim. Şimdi yine bir bulmaca mı? Bu çok detaylı. Evet öyle. Evet, 3 tane haç var. Ve 1 2 İki de kol var herhalde. Şimdi ne yapacağız? Önce şu amcaya bir yaklaşayım. Evet, şimdi hocam seni yemişler orada ya. Yiyeceğim. Oo, tamam. Karmaşık bir test gibi mi? Çok karmaşık bir test gibi. Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? O test yerini bulana kadar likit dediğimiz şeyi yanımızda bulundurmayı her zaman hayatımızın her noktasında ihmal etmiyoruz. Bu aqua tarzında likit de olabilir ya da nakit anlamında likit de olabilir. Tamam. Kovayı bulduysak kova burçları ya da kova severler buraya. Vay. Kovayı alırım. Aldım. Ona su dolduracağız. Peki. Sırada ne var? Sırada su var hocam. Sırada su var. Bilmem anlatabildim mi? Ha?
Kova doldu. Kova doldu evet. Tamam, bana getir. Gel buradan al gel. Ya ne kötü bir adamsın sen ya. Sam. Al. Yalnız öyle bir mekan yapmışlar ki. Düşün yukarı geri çıkamıyorsun. Mutlaka iki kişi olması gerekiyor diyeceğim. Ama çıktık yani. What the? Evet, dak olayı tamam. Tamam. Şimdi 4 tane çark var. Tamam, galiba burada neler döndüğünü anladım. Şimdi anladık. Çarkla ilgili bir şey mi bu? Evet. Bence evet. Bunlar İsa, Dismas ve evet. Kötü hırsız Gestas. Tamam, güzel. Bence ha. Beyaz haç Dismas. Siyah haç da Gestas. Tamam, demek ki Dismas dediği kişinin en üstte olması gerekiyor. Gestas'ın sağ köşede ve İsa'nın da sol köşede olması gerekiyor. Doğru mu? Hadi bakalım. Bir daha çekelim de. Hey Sam. Dismas İsa'nın solunda mıdır? Şey, ön taraflarından mı bakıyorsun, arka taraflarından? Arka taraflarından. Öyleyse evet, soldaydı. Tamam, bendeki de öyle. Tamam. Şimdi önce hangisini halledeceğiz bilmiyorum ama şuradan bir başlayalım. Mesela bu hangisini hareket ettiriyor? Ha, bu yukarı gidecek olan şey. Okey. Sen şunu bir bırak. Şunu alayım. Tamam bırak. Tekrar buraya mı geleceğiz? Şu mu yoksa? Tamam. Güzel. Bırak. Şimdi buna gel. Tamam. Kova ne olacak hocam? Ha, kova oraya gelecek. Dismas aşağıya. Oh, come on. Önce kovayı kurtarın diyorsun. Tamam. Baksana, kovayı üste koyunca bir şey hareket etti. Evet, doğru. Mekanizmadan kapıya giden bir kanal var. Kova üste geçti. Tamam. Orada kalsın. Şimdi şunu bir tur çevirelim. Şöyle çevirirsek şimdi. Hayır. Kova doğru yerdeydi. Şunu alalım. Bir dakika, bunu bir tık geriye alabiliyor muyuz? Hayır. Şu tarafa çeviriyor mu? Çevir dostum. Şu yani. Şu muydu o? Yes. Geri gel. Sonra baştaki. Aa, dostum. Bir dakika. Can sıkıcı oldu şimdi. Şimdi böyle tur attırsak tamam. Böyle mantıklı tamam. Şimdi bunu şunu bir aşağı indirelim. Tamam, senin yerin doğru. Sevgili İsa'cık gel bakayım. Tamam, şimdi olmalı. Tamam oldu. Ha, hadi bakalım. Bakalım mı? Kolu çekecek misin? Aa, hayır. Seni bundan mahvolur. İçindeki su dökülmedi herhalde. Çekiyoruz kolu. Gönder. Kol gitti herhalde. Başardık mı? Galiba başardın. Galiba başardığını mı var yani? Kol giderdi aksi takdirde. En azından yaşıyoruz. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Hadi bakalım. Peki, daha neler? Bir dakika. Şuradan bir not alalım. Tam olarak neyi hadi notuna. Kova doldurmaca mı? Aziz Cam, not almayacak mıyız? Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. Heh, notunu aldım yavrum. O kadar evet. Zor değilmiş. Belki sana göre öyle. Değildir. Şimdi buradan geldik diyelim. Böyle döndük. Sonra karşıya atlama olayım yine. Atla dostum. Kim tutar seni? O neydi öyle? What the? Oh no. Yani öyle bir şey yapmaya değer mi bilemiyorum ama. Evet, mecburen oradan gideceğiz. Burada yol kapalı. Çok güzel. Sen bir çekeye bakayım. Şimdi ne yapacağız? Buradan buraya tabii. Şöyle bir aşağı inebilir miyiz hafif? Biraz daha inebiliyor muyum? Bu mudur diyorsun? Peki. Buysa bu. Ne yapalım? Yapacak bir şey yoktur. Sulakta bir mekan. Haydi bakalım Nathan.
Zıbam işte bu. Bundan sonrası kolay gibime geliyor. Şurada da bir zamanlar merdiven varmış ama tamam sen çık hadi. Hadi sen çık yine sen. Ne varsa yine bizde var. Tamam. Burada evet. Sana göre bir şey var. Var mı? Kafama bir şey yapmazsın mı? Ne yapıyor bu ya? Kafamı atma da. Diyorsun buradan git diyorsun. Bak sen. Tamam. Diyelim ki öyle. Devam et dostum. Takip edeceğim ben seni merak etme. Sen gidiyor musun? Geliyor musun? Ne yapıyorsun? Evladım. Oraya blok taşı koymuşlar ki çıkamayalım diye. Bence köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydır. Evet bence de daha kolaydır. Ah dostum ah. Buradan nasıl geçeceğiz? Şuradan nasıl geçemedin peki? Çok enteresan. Çok enteresan şeyler oluyor. Bırakıyoruz kolu. Kolu bacağı bırakıyoruz. Bırak yavrum. Girdik tünele. Hadi bakalım. Tavan alçak. Kafana bir... Au. Evet tamam. Dikkat ederim. Tamam ederim. Son derece sessizim ben. Bir şey yapmıyorum Sam. Biraz ışık var. Var mı? İyi. Varsa problem yok. Okey. Yeraltı mezarlığı. Katedralin altındayız. Evet. Hadi bakalım. Bundan sonra bundan sonrası yok. Oo, oraya mı uçacağız diyorsun? Ya yine bizi bu tür işler bekliyor. Çek bakayım Sam. Sam. Ya bir de ışık mı verseydin? Ne yapacağız? Hadi ya lütfen ya tırmanman gerekmiyor mu senin yavrum? Bir daha çık. Sonra orada bir ışık var. Işığı gör. Sakin ol. Sam. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Yok mu? İyi Manastır o zaman. Salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdiniz mi yavrum? Kuzeybatı bölgeleri de açılmış durumda. Biz de likit problemimizi çözelim. Henüz değil. Vinci oraya... Oho! Rifi de burada. Halledin. Ve Vinci siz ne çıkarabileceğinize bakın. Emredersiniz. Hemen birkaç adam yolluyorum. Güzel. Ne demek ya? El yazmalarında ne durumdayız? Ne durumdayız? Hadi bakalım. Bir dakikan var mı? Haber verirsiniz. Hadi bakayım. Tamam efendim. Koş yavrum. Hadi devam, sohbete devam. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Katedralin altına ekli bir alan buldular. Duydum. Buldular da ne oldu ya? Yani? Ne değişti? Hayır, neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani yapma be. Bu işini bitirdiklerinde. Çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştı. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. Normal, patlata patlata. Molozları analiz edemem. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme, bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Tabii ne demek ya? Siz ya beraber takılın. Birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır. Evet, o da bir ihtimal. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. O da güzelmiş. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır. O haçı müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haçı almanın ama en temiz yoluydu. Ama kendini dinlemek yerine seni dinledim. Sakin olun ya. O yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Katamazsın. Çünkü bu Nathan abi. Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Bilmem artık sen düşüneceksin onu. Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Evet, onu da sen düşün. Yani. Demem o ki. Yoldan halletmiyor. Nathan geliyor, haddini bildirecek senin. Değilse de. Ah, gençlik. Belki önümüze bakma zamanıdır. Hadi bakalım. Kişisel algılama.
Yani Nathan'den daha mı iğneme getirir? Evet tabii. Bir şey çıkarsa sana haber veririm. Yani hadi bakalım. Sen devam et kumda oynamaya. Yeteneksiz şey. Bunlar hazineyi havaya uçurmadan harekete geçelim. Evet. İşmeye başlamadı. Oo, o da iyi. Sence de haklı değil miydi? Ne konuda? Rafe'in seni çıkarmak istemesi konusunda. Ya tüfeğin detayları kötü yanmış yani. Ya, metalik kısmı mesela hiç tahta gibi. Hocam tahta kılıç kullanıyor gibiyiz. E ne yapacağım? Ne yapmaya çalışıyorum dostum benim? Baksana. Vay. Sen hangi ek alandan bahsediyorsun? Şöyle gideyim ben. Yandan yandan. En güzel. Alan olması lazım. Çünkü bizde bir tek biz varız. Hadi bakalım. Burada da bir yer var ama. Buradan hazine alabiliriz. Tamam, gerek yok. Devam ediyoruz. Hop. Kancayı gönder. Dostum sonuç. Tekrar ben geri mi döneceğim? Ne yapacağım? Zıplamak için biraz yüksek kalıyor tabii. Şey yoksa trambolin. Trambolin senin olsun trambolin. Olsun. Trambolinin mi var? Keşke. Ah olsa dükkan senin de. Şu aradan geçebiliyor muyuz? İpi geçirebiliyor muyuz? Şu biraz daha salınabiliriz böylece. Güzel. İşte bu. Let's go. Trambolinmiş. Bu da kötü esprileri nereden bulup yaparsın ki? I don't have any idea. Şimdi. Al. Bunu da ben senin kafana atayım da gör. Ya bunu da mı bekliyorsun oraya? Sen var ya Sam. Hiçbir şey yaramaz bir adamsın. Abim olduğun için utanıyorum senden. Dermişim. Gel hadi gel. Evet kesinlikle katedrale yaklaşıyoruz. Katedrale yaklaşıyoruz. Bildiğinden çok daha fazla karmaşık çıktı. Benim de. Benim pek öyle olduğuna ben inanamıyorum ben. Doldurup saklamak için masraftan hop kaçmamışlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Peki. Ben bir tırmanayım oraya. Şu alanda da hazine var ama ne yapmıyoruz? Ciddiye almıyoruz. Halatlarımızı buna takarız. Bu işe yarar. Yarar tabii ya. Yaramasa. Ne yapıyorsun dostum? Heh. Şuraya yapıştırırız biz onu. Daha da gitmiyorum. Bu mudur? Budur. Peki. Ama yalnız çok saçma bir yerden attı o halat. Bir çık bakayım. O halat çok saçma bir yerde. Bak çıkamıyoruz değil mi? Doğru açı buydu. Şimdi duvarda gezme taktiği. Yes. Tutun işte sen Nathan'sın. Do you know that? Gerek var tabii canım. Ama köprüler olsa da fena olmaz. Olmaz bence de olmaz. Hayır buradan geçemem. Geçerim ne demek geçemem ya. Ben Nathan'ım ya. Benim geçemeyeceğim bir nokta yoktur. Buradan. Net söyleyeyim. Burası komple yıkılıyor olmasaydı bile. Evet komple gitmiş burası. Köfte olmuş dostum. Nathan etrafa bak. Vay. Yine bir test herhalde ama her şey okyanusa gömülmüş. O zaman şimdiki test karşıya nasıl geçeceğimiz mi? Evet aynen öyle. Ah.
Testi iyi anladın. Hadi onu aldım. Hadi aldım, notu aldım. Yani toplanılabilir şeyleri toplamayacağız ama dediğim gibi önümüze çıktı mı alacağız. Hazine olsun veya collectible dediğimiz toplanılabilir şeyleri affetmeyeceğiz. Hemen yapıştır gitsin. Let's go. Ben buradan giderim herhalde. Sakıncası yoksa giderim. Hop. Bence şu ahşap tahterevalli gibi şey işe yarayabilir. Deneyelim. Tahterevalli? Ne diyorsun dostum sen? What's wrong with you? Şimdi ahşap tahterevalli. Ha bunu mu diyorsun sen? Peki hadi bakalım. Bu delilik değil mi? Hazır mıyız? Let's go. Yürü 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 yürü. Sen bir şeyler mi yapsan acaba? Tamam olmaz. Onu diyorum ben de. Olmaz. Bu tarafa gel. Ben ağırlaştıracağım. Hadi geldim. Güzel. Başardım. Başardım tabii ya. Şimdi bana ne olacak? Sen orada kal, boş ver. Sana gerek de yok zaten. Dostum ne yapıyorsun? Çıksana şuraya. Gevezelik etme. Nasıl uzanamıyorum oraya? Hayret bir şey. Yani oyun gerçekten anlamsız yerlerde buglayabiliyor. Ya oyunu yenebilmek için ekstra efor sarf ediyoruz. Tamam, tahterevalli için. Tahterevalli geliyor sana. Evet. Yalnız şey nerede? Doğru yer burası mı diyorsun? Al. Güzel. Sen geçtin. Ben ne yapacağım? İyi uçtum. En azından hazine avcılığını beceremezsek sirke katılabiliriz. Diyorsun. Palyaço yoksa. Hoş. Ne için? Ben kendim çıkıyordum zaten ya, hayret bir şey. Sana ne gerek var? Bir test daha tamamdır. Tamam mı diyorsun? Let's go. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Uncharted 4 Remaster edilmiş oyunumuza devam ediyoruz. Kortumu hareketlendirmiş. Gerçekten. Neden define alanını dekore edersin ki? Ya da niye testler koyarsın ki? Ya ne saçma, evet ya bence de. Ya da ev yerinin çok çok sıkıntı. Evet çok sıkılmış. Hadi kim denemek ister? Ha? Sam gelsene. Ne oldu? Gel sen dene hadi. Bu sefer senin sıra. Ne? Sam! Hiç alışamadım. Hadi bakalım. Bu da başka bir haç. Evet, hadi bakalım. Onu alan köfte mi oluyor? Lan bunda mücevherler var değil dur mi? Dur sakın, dokunma. Sakın ne? Ne? Neden? Ha, terazi olayı. Denge. Bu mağarada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın. Bence bu da bir test. Evet. Aç gözlülük. Ya da tam tersi. Evet. Tamam, öyleyse... Sikkelerle ilgili olmalı. Sikkeler. Bundan emin miyiz? Oldukça emin. Tamam, ağırlığı eşitse oradan biraz sikke alıp oraya at falan gibi. Aldım. Ondan sonra da haçı al misal. Tuzak ama. Ya Sam sen de var ya. İnan o para kadar ne yok bil bakalım. Haritayı gösterdi bize. Güzel de. Şekli tanıdın mı? Tanıdım. Madagaskar. Evet. Hadi geçmiş olsun.
Bak. Yıldız burada. Yıldız üstü. Yeah. Burası kral koyu. Evet, aynen. Şerefsiz. Seni gidi seni. Bizimle oyunu oynuyor. Oynar. Nasıl? Avery bu. Bizimle oyunu oynuyor. Buraya kadar olmalıydı. Nerede o zaman bu kahrolası hazine ha? Bak, gerildim yani, bakıyorum. Kuzey kutbu demek güzel ama ya sonra? Kuzey kutbu mu? Dış uzay mı? Dış uzay, her şey olabilir dost. Nathan. Hak eden kim varsa cennet onları bekler. Hadi bakalım. Adam topluyordu. Kim evet, adam, adam topluyordu. Avery. Adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? Bunlar gibi taş kafalılar gelsin diye. Kahretsin. Beyler, çok ama çok ses çıkarıyorsunuz. Atın silahları. Ne silah? Ha nerede? Size hala borcum var. Borcunu öde o zaman. Borcunu öde yavrum. Rafe. Bak burada ne buldum olayı. Rafe cevap ver. Neyse biz ben burada içeceğimiz alan. Nadine buradalarmış. Evet şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. Delikleri dönme izle. Sakın dönme. Tamam ben geliyorum. Biz böyle iyiyiz. Ve tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin. Acele etme bence. Sakın. Aklından bile geçirme. Evet ama... Kral koyunda neresi? Hadi bil bakalım. Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var. Ama ya. Ne yapacaksın şimdi? Sadece iki kişi biliyor. Evet sadece iki kişi. Nathan ve Notorious tabii ki. Şerefe bırakacaksan çok uzun süre beklersin. Çok üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavroz'u getirin. Nasıl ya? Bu istavroz değil tamam mı? Ne? Hayır yani istavroz üstünde şey olan haça dedir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma sakın. Aferin sana. İşte bu. Vurun onları. Vurun onları nedir ya? Evet tabanca lazım bize. Oo, action olayı. Hocam tabanca lazım bize. Ben nereden gideceğim? Yardım et. Bu da güzel. Bu da harika. Millet çatır çutur. Çık oradan. Seni koruyorum. Çık oradan demesi kolay. Çiko muyum? Ne? What? Hocam çık. Gerçekten çık. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Kafayı gözü yardılar resmen. Gel de kurtul. İşte fırsat. Al bakayım. Yat 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 yat. Plan ne? Plan ne mi? Plan çıkalım gidelim işte. Evladım çeksene. Nathan demeyle olmuyor bu işler. Hadi 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 hadi. Şeref. Hadi. Geliyorum. Sen gel. Bak sen nereden çıktın ya? Sen nereden çıktın ya? Kovanına çomak soktuk resmen. Evet, evet resmen öyle oldu. Tuttuk, vurduk ateşe attık. Bu mudur? Bir hayli adamı da indirmişiz yani çatır çutur. Buradan mı gidiyoruz biz? Başka da enstrümanımız yok. Let's go. Hop. Biraz fazla bodozlama girdim. Kusura bakma dostum. Oho, boşa koştun sen öyle deli gibi.
Yanlış silah aldın dostum ya. Benim aradığım şey bu değildi. Tabancamız nereye gitti? Tabancamız da var gerçi ama. Ben başka enstrüman yok mu? Bu mudur yani? Neyse şununla devam edelim de. Bak orada bir şey gördüm sanki. Seni gidi sanki. İyi mi? Son. Kerizleri mi uyandırdık? Ne yaptık? Ya niye her şeyi ben yapıyorum ya? Cephane mi var orada? Alayım onu. Şunu ben bir alayım dostum. Şunu ver bana. İşte bu aradığım şey buydu. Lan nereden geliyor ses? Nasıl bu şey? Resmen çapraz ateşe aldılar bizi. Kim? Orada patlayıcı var ya. Aman diyeyim dostum. Oynama. Şöyle ben bir gideyim hocam. Kimse var mı? Kastettin. Hey! Patlamaları buradan duyuyorum. Neler oluyor be? Sorma ya. Neler oluyor bir bilsen diyeceğim ama bilecek durumda değilsin şu anda. Evet, fark ettim. Bekleyin. Ben hemen geliyorum. Gel lütfen. Bir zahmet gel. Ne yap ne et gel. Başka bir şey yok mu? Silah yok mu başka ya? Can bu nasıl bir fakirliktir? Oo, bizi burada bekliyorlar. Oo, no. Servisiz. Başka nerede var? Makine uçak yuvasını nasıl geçeceğiz? El bombamız yok. Hocam el bombamız yok. Çok kötü. Şuradan dinamit alabiliriz. Dinamit olmadan onu geçmemiz zor. Güzel. Tam da aradığım şey buydu. Al bakayım yavrum. Al. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı mı? Ama şaka mı ya? Ha. Lütfen ya. Hala bir şey olmadı. Hocam bu ne yıl ne için sen ya? Başka kalmadı. El bombası diyor ya. Göremiyoruz açı. Yürüsene dostum. Ne oldu? He? Azıcık da ben oynayayım.
Tam da işin en eğlenceli kısmında. Yani bize bir şey bırakmadın değil mi? Çok ayıp değil mi dostum? Şurada bir şey parlıyor. Nedir o? Işık gölge oyunu mu? Ah dostum. Ah patlayıcı var mı? Anything else? Tükettik mi diyorsun? Ah come on. Let's go. Let's go. Tekrar uçma olayı mı diyorsun? Sen nişancı. Nerede? Ha nerede nişancı? Dostum tam nereye koymuşlar nişancıyı? Var mı başka nişancı falan? Nerede atış ediyor dostum? Ben niye göremiyorum seni ya? Önce şuraya atlayalım o zaman. Karşıya mı geçeceğiz? Sallan! Yat! Nerede dostum? Terbiyesizler sizi. Var mı da? Son bir mermim kaldı. Nereye bakıyor? Çok saçma bir yere bakıyorsun. Neyse alalım bunu. Gerçi burada da cephane varmış ama. Yapıştır. İşte bu. Tırman dostum. Topla gelsin. Merdiven. Çık dışarı. Çık dışarı derken? Ver bakalım. Kaç! Kaç! Çok saçma bir durum. Fazla oldun ama. Şunu bir alabilir miyim ya? Göremiyorum ben onu. Terbiyesiz ahlaksız seni. Seni şapşiki seni. Let's go. Cephaneni alırım dostum. Bu fulledi de bundan bir şey çıkmadı. Şunu patlatamamışız. Heh, işte bu. Aradığımız şey buydu. How about this way? Nothing. Let's go. Buradan aşağı iniyoruz herhalde. Başka da alternatifi yok. Let's go. Koşmaya devam. Durma. Koşmaya devam. Demesi kolay. Hocam nasıl ölmedin ya? Hocam ne yediysen... Evet. Evet kesinlikle. Şurada bir şey vardı. O neydi o? Ben bir bok göremiyorum. Oo, bunu mu alsam? 48. Bundaki kaçtı? 101. Ben bununla devam etmek istiyorum. Onun ne kadar keskin nişancı yeteneği olsa da ver dostum. O da güzel tabanca ama bizi aşar. Nereden gideceğiz biz? Nereden sallıyor dostum? Oo, buradan mı sallıyorsun? Bak terbiyesiz. Terbiyesiz.
Var mıdır başka? Atla. Hepsi burada. Sen kahretsin. Ohohoho. Sanırım gayet iyi gittik. Sen devam et. Devam et derken? Buradan atlayacağız, oraya tutunacağız. Tamam, atladım. Fırla dostum. Haydi dostum. Şu herifleri geçmeliyiz. Duvara yapışalım. Al dostum. Canım nasıl bir şey olmadı be? Terbiyesiz seni. Çocuklar uçağa ateş ediyorlar. Ediyorlar mı? Sen onlara inanma dostum. Onlar ne yaptığını bilmiyor. Çatır şutur indirdik bunları ama çocuklar dirençli çıktı yani. Öyle böyle değil. Neyse yarıyor. Başka da bir şey yok herhalde. Okey. Buradan devam. Geldim yavrum. Oy 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 oy. Tutun dostum. Gayet iyi gidiyoruz. Kim? Nerede? Kim? Ne yapıyorsun sen ha? Amacın ne senin? Terbiyesiz. Sonrası ne? Sonrası buradan devam. Tutun ve işte uçağa doğru varıyor muyuz? Yes. Devam devam uçağa doğru. İşte bu. Uçağa ulaştık. Hadi salim. Uçak elek oldu elek. Vırın vırın durumları işte bu. Hey sen onu al dostum. Biz de bu işin heyecanını alalım. Ucuz atlattık öyle değil mi? Adamlar uçağıma ateş açtı hey. Evet biz de iyiyiz sağ ol. Ha, tabii canım ucuz iyidir. Ucuz atlatmak iyidir. Hazine yok ya. Yok. Hazine yok. Hazineye gitti. Yok. Bak zenginiz. Uf işte bu. Şuna bak. Bakırdan bir. Tabii canım harcarsınız buna. İş kurarsınız değil mi? Şirket falan açarsınız. Borsada yatırım yaparsınız. Bitcoin yerine Avery coin'e girersiniz değil mi? Avery coin. İşte bu da müthiş. Yani bir coin iki alın falan değil mi? Ya az önce dediğim gibi işte. Bence Avery kendine mürettebat topladı. Avery coin. Yes. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı. Tabii canım. Her şeyin bir bahanesi var yani. Artık gözbandı ve papağan alabiliriz. Bir halt anla. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Neden? Kurumak için tabii. Bakın, Avery o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini evet, tutabilsin. Evet, kesinlikle katılıyorum. Hazinelerini dedim. Ya, bak, peki, inandırıcı olmasa da hani inanıyormuş gibi davranıyorum. Hadi bakalım. Peki ama Avery'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Avery bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa? Öyle bir hazinenin yanında Gunsway'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. Vay anam vay. Tamam anladım. Evet her şey hazine için. Hazine için her şey. Avery'nin döneminde orası eski. Önderin onu. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yer. Daha net bir yer var mı? Resmen uçağın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok. Çıkardığı gürültüyü burada hissediyoruz. Budur. Sen niye gülüyorsun öyle? Ben niye gülüyorum öyle işte. Bir şey bu aklıma geldi. Sağ kurtulan insanlar. Yeni evet. Yeni mürettebat. Yani hadi bakalım. Bir tek şey. Neydi dersiniz? Neydi? Hadi bakalım. Bir daha düşün. Bunun üzerinde bir volkan var. Evet. Kral Kovu yakınlarında büyük bir volkan dağı var. Hadi bakalım. Olayı çözdün mü? İşte bu. Yes. Yeah. Kral Koyuna gidelim. İşte telefonun
Hası. Ben de bundan kullanıyorum ama o model değil de. Alo? Ne haber şekerim? Merhaba. Tatile çıktık biz bir... İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne oldu? Haberleri dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Belki de muson sezonu Malezya'ya gitmek için pek takılıca bir fikir değildi ha? Evet, haklısın. Evet, aslında bakarsan bizi bayağı zorladı. Yani bazı ekipmanlarda sıkıntı çıktı ama kimseye bir şey olmadı. Bir şey olmaz tabii, ne olacak? Sen rahatına bak. Çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Çalışmalar biraz ertelendi. Biraz mı ertelendik, belki biraz şey yapacağız, eğleneceğiz. Ah, 10 gün mü? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Kendime bilet alayım. Ne bilet? Hayır, hiç gelme. Yok, sen gelme. Bir de sen çıkma ya. İşte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Yani ya, boş ver sen bu işleri. Tamam öyleyse. Hiç acele etme kendine. Hiç acele etme. Hem de hiç. Sıfır. Bak, benim kapatmam lazım şimdi. Evet, ben bir kapatayım. Açıkta olan şeyleri kapatıyoruz. Şey, pardon. Ne? Telefonu yani. Hadi bakalım. Aşkın ızdırabı dedik. Sonra, and then, geldik güzel mekana, haydi bakalım, yanarlı dönerli mekan, yanardağ mı? Uydular ne diyor bakalım? Hayırdır, telefon mu çekiyor, selfie mi alıyor, ne yapıyor belli değil yani, GPS arıyor, ooo falan, yanardağ'ı bulun falan. Neyin sinyali kaybolmaz biliyor musunuz? Neyin, hadi söyle bakalım, kağıdın, evet kağıt, harita dediğim böyle olur ya, işte bu, bak. Çizmişim ben, hazır var. Buradan böyle gidiyorsun yandan, hop bitti gitti. Köşeyi döndük. Yanardağ'a ulaştık mı? Nasıl olacak bilmiyorum ama bir şekilde döneceğiz köşeyi. Oo, araç süper. İşte tropik ortam ve araç. Evet, 12 kuleye geldik. Yani Chapter 10, The 12 Towers. İşte tam bu noktada ne yapacağız arkadaşlar? Yayına ara vereceğiz. Evet, 12 kule. Gözlem kuleleri, evet. Evet, en çok. Şöyle bir de şöyle bir mekan yapalım. Oo, jip falan müthiş. Road Rentals. Evet, kiralık bir de araç almışız ki of diyorum ya. Araç müthiş. Evet, by the way, evet arkadaşlar ne yaptık? Sonuç itibariyle noktaya geldik. Yani chapter 10 dedik, 10. bölüme geldik. 12 kuleye ulaştık. Sezona kalacak ya da bir sonraki bölüme kalacak diyebiliriz. YouTube'dan da bizi takip etmeyi ihmal etmiyorsanız problem yok demektir. Büyümeye devam ediyoruz. O zaman şimdilik hoşça kalın, esen kalın, mutlu kalın. Moy moy. Demeden önce kayıt alıyoruz tabii. Kayıt. Evet, kaydımızı da aldık. O zaman ne yapıyoruz? Tam bu noktada bir sonraki sezona buluşmak için yer ayırtıyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi davranın. Moy moy.